I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see, 'cause I'm a motherfucking pimp. I'm a fucking pimp bitch. Dostlar, İmofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, a.k.a. İbofesör, a.k.a. dünyanın en seksi adamı. Bugün sizlerle birlikte Mahşer'in 3 atlısından bir tanesini markajımıza alacağız, kadrajımıza alacağız, namlumuzun ucunu alacağız ve doğal olup olmadığını inceleyeceğiz. 1970 ile 1990 arası, hatta 2000'lere de varıyor bu süre, aksiyon filmlerinin, film sektöründe aksiyon filmlerinin aranan 3 tane gözde oyuncusu vardı. Bunlardan bir tanesi Arnold Schwarzenegger, Terminator'ı biliyoruz. İkincisi Sylvester Stallone, Rambo'yu unutmuş olamazsınız. Ve üçüncüsü Jean-Claude Van Damme. Bu üçlüden ilk ikisi, yani Arnold Schwarzenegger ve Sylvester Stallone, aşağı yukarı aynı yaştalar. 73 ile 75 yaşlarındalar. Van Damme ise 61 yaşlarında. Yani diğer ikisi bu adamdan aşağı yukarı 10-15 yaş büyükler. Buradan mantık yürütmemiz gerekirse, Van Damme ilk böyle rollere başladığı zaman, oyunculuğa başladığı zaman, aslında bu baştaki iki adamı rol model olarak alıyordu. Bunlara özenerek bu işin içerisine girdi ve bir yerden sonra bu üçlüyle birlikte aksiyon filmlerinin zirvesinde gözde oyuncularda yer almaya başladı. Yani diğerleri bu adamdan 15 yaş daha büyük. Bu adam şu anda söylediğim gibi 61 yaşlarında, 1960 doğumlu bir adam. Tabii ki doğal mı değil mi konusunu incelerken bu adamın 60 yaşındaki formunu incelemeyeceğiz. Bu adamın zirve formlarını inceleyeceğiz. Zirve formları ise 3 tane filminden bahsedebiliriz bu konuyla ilgili. 1988 ile 1990 arasında 3 tane vücudunun mükemmel olduğu, zirve formunda olduğu film var. Bunlardan bir tanesi Bloodsport, kan sporu. İkincisi Lionheart, yani aslan yürek. Üçüncüsü ise Kickboxer, yani kickboksör filmi. Bu üç filmin de formunun zirvesindeydi bu adam. Biz de bu videoyu bu formlarına bakarak inceleyeceğiz. Bu formlarındaki görünüşü doğal mı değil mi olarak inceleme yapacağız. Ve başlangıçta şunu söyleyeyim. Jean-Claude Van Damme'in bu vücudu aslında doğal olarak ortalama bir genetiğe sahipseniz ulaşılabilecek en iyi fizik kategorisine bir örnek olabilir. Tabii ki biliyorsunuz birçok vücut tipi vardır. Bazılarının kemik yapısı büyüktür. Bazılarının işte kas şekilleri farklıdır. O yüzden sadece bir tane örnek veremiyoruz. Doğal bir şekilde ulaşabileceğiniz en iyi bir vücut bu diyemiyoruz. Birkaç tane farklı örnek vermemiz gerekiyor. Çünkü kemik yapısına bakmamız lazım. Kas şekillerine bakmamız lazım. Boyuna, kilosuna, yağ oranına falan bakmamız lazım. İşte sallıyorum, 1.80 boyda, omuzunuz geniş, beliniz inceyken %8 yağ oranında doğal bir şekilde en iyi böyle görünebilirsiniz. Bu kiloda bulunabilirsiniz falan. Veya 1.90 boyundasınızdır, %12 yağ oranında en iyi doğal bir şekilde nasıl görünebilirim diye sorduğunuz zaman farklı bir vücut göstermemiz gerekiyor. Anladınız mı? Yani bu modellere göre aşağı yukarı 15-20 tane doğal bir şekilde yapabileceğiniz en iyi fizik görüntüsü örneği çıkarabiliriz. Ve bu örnekler içerisinde yer alabilecek bir fizik ise bu adamın bulunduğu fizik. Bu adamın Bloodsport, işte Kickboxer ve Lionheart filmlerinde bulunduğu fizik aşağı yukarı hemen hemen aynı. Bir 77 boyunda bir adam, 85 kilolarda, yağ oranı %10 civarlarında. Hemen hemen %10 civarı. %10 da diyebiliriz. Böyle bir görünüş ortalama bir genetikle doğal bir şekilde ulaşılabilir mi? Biraz önce evet dedim zaten sizlere. Ulaşabileceğiniz doğal bir şekilde, normal bir genetikle ulaşabileceğiniz maksimum bir fiziğin örneği olarak bu adam verilebilir dostlar. 85 kiloda, %10 yağ oranında, 1.77 boy. Buradan fark ettiğiniz gibi şu sonuca çıkıyoruz. Doğal bir şekilde güzel bir beslenme programınız varsa, güzel bir antrenman programınız varsa ve dinlenmenize önem veriyorsanız, uzun bir süre uyguladığınız zaman siz böyle bir fiziğe ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin şu soruya geçelim. Can kendisi böyle bir fiziğe doğal bir şekilde mi ulaşmış? Hayatına biraz göz atmamız gerekiyor. Öncelikle kendisi ortalama bir genetik mi, yoksa ileri seviye daha iyi bir genetik mi? Elit bir genetiğe sahipse bu vücuda daha kolay sahip olabileceğini söyleyebiliriz yani. İlaç kullanma olasılığının daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz ki genetiğiniz çok iyi ise çok güzel fiziklere daha kolay bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. Burada ortalama genetik dedim. Ortalama bir genetikle maksimum gelebileceğiniz yer bu. Ama elit bir genetiğe sahipseniz bunun ilerisine de gidebilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi kendisinin genetiğine bir göz atmamız lazım. O yüzden bir fotoğraf vereceğim sizlere. Aşağı yukarı 15 yaşlarındaki bir fotoğrafını vereceğim. Bum.
Burada görüyorsunuz side split mi diyorlardı buna? Middle split mi diyorlardı? Her neyse. Bacağını tam açabiliyor. Buradan nereye çıkıyoruz? Bu adam çocukluğundan beri martial arts yani dövüş sanatlarıyla, karateyle, bilmem nelerle, tekvandoyla belki uğraşıyor. Sporun içerisinde altyapısı olan atletik bir adam. Sıskayız, inceyiz, pek bir kas kütlemiz yok. Ama söylediğim gibi atletik bir yapıya sahibiz. Ektomorf tipi bir vücuda sahibiz. Şimdi 15 yaşlarından yavaş yavaş ileriye doğru gideceğiz ve vücudunun nasıl değiştiğini fark etmeye çalışacağız, yorumlamaya çalışacağız, ilaç kullanıp kullanmadığını anlamaya çalışacağız. Yalnız bu adam söylediğim gibi 1960'da doğmuştu. Bundan kaynaklı eskiden çok fazla çekindiği fotoğraflar yok. Bakabildiğimiz tek şey bu adamın filmlerindeki, rollerindeki görünüşü. Yoksa kendi hayatından çok fazla fotoğraf çekmiş değil. Şu andaki gibi sosyal medyada her gün 10.000 tane fotoğraf atmıyor adam. O zamanlar zaten sosyal medya yoktu neredeyse. Kameralar yeni yeni çıkmıştı. O yüzden sürekli bu adamın forumlarını gözlemleyemiyoruz. Filmlerine bakabiliyoruz. Rolleri arasında geçen süre içerisinde nasıl değişmiş buna bakabiliyoruz. Ama bu fotoğrafından sonraki en yakın fotoğrafı bundan 3 sene sonraki 18 yaşındaki bir fotoğrafı. O fotoğrafı da size şöyle göstereyim. Boom. Şaka değil, bu adam şu anda burada 18 yaşında. Ve şu anda bulunduğu yer bir podyum. Ne podyumu? Vücut geliştirme podyumu. Adam bir vücut geliştirme yarışmasına katılıyor 18 yaşında. Biraz önce 15 yaşında gördüğünüz fotoğraflarından 3 sene, 2 sene sonra, 2 sene civarı sonra, 2-2,5 sene sonra böyle bir forma geliyor. Bir önceki fotoğrafında aşağı yukarı 1.77 boylarında 60 kiloluk bir adamdı. Çok sıskaydı. Buraya geldik 80 kilo civarlarında, 20 kilo. Ve yağ oranı %10'un aşağısında, %8'lerde, paramparça. Sanırım çok fazla derinlere inmemize gerek yok. Daha burada bile belli bir karar verebiliriz. Hatta nete yakın doğru bir karar verebiliriz. Bu adam burada kesinlikle doğal değil. Neden doğal değil? Birinci argüman, biraz önce bahsettiğim gibi bu mahşerin 3 atlısının ilk 2 tanesi Arnold Schwarzenegger ve Sylvester Stallone Van Damme'den aşağı yukarı 15 yaş büyüklerdi. Ve Van Damme 10 yaşlarına, 12 yaşlarına geldiği zaman, bu oyunculuk olaylarını görmeye başladığı zaman, bu adamlar 25 yaşlarındaydı ve rollerine başlamışlardı ve ünlenmeye başlamışlardı. 15 yaşında bir çocuk olduğunuz zaman böyle adamları görüp böyle adamlara özenmeniz çok normal. Belki bundan kaynaklı bu dövüş sanatlarına girmeye başlamış olabilir. Ben de işte Arnold Schwarzenegger gibi olmak istiyorum. Ben de işte Sylvester Stallone gibi olmak istiyorum. Güçlü, atletik, estetik, işte tehlikeli bir adam olmak istiyorum deyip böyle sporlara girmiş olabilir. Bundan kaynaklı şu oraya çıkacağız. Biz Arnold Schwarzenegger'in ilaç kullandığını biliyoruz. Sylvester'ın da doğal olup olmadığını inceleyeceğim. Yakın zamanda o da gelir ama şimdilik Arnold'la devam edelim. Çünkü o dönemde zaten aksiyon filmlerinde Arnold zirvedeydi. Bu adam da Arnold'a özeniyor. Arnold zaten o zamanlar vücut geliştirme yarışmaları da yapıyordu. Bu adam da buna özeniyor. Belki bundan kaynaklı kendisi de vücut geliştirme yarışmalarına giriyor. Ve biliyoruz ki Arnold Schwarzenegger ilaç kullanıyordu. Bu adam da Arnold'a özendiği için kendisi de ilaç kullanmaya başlamış olabilir. Bu birinci argüman. İkinci argüman. Vücut geliştirme yarışmasına giriyorsanız herkes ilaç kullanıyor. Ve herkes ilaç kullanıyorsa elit fiziklere sahipler. İleri seviye fiziklere sahipler. Bu fiziklerle yarışabilmek için senin de ilaç kullanman gerekiyor. Ve büyük ihtimalle kendisi de ilaç kullandı. Üçüncü argüman. O dönemlerde sektörde ilaç kullanımı normal. Şu anda mesela biri ilaç kullandığını öğrendiğimiz zaman sosyal medyada, vücut geliştirme yapan birinin ilaç kullandığını öğrendiğimiz zaman herkes laf atıyor. İşte sen hilecisin, sen düzenbazsın, sen oyuncu, sen Allah belanı versin gibi adamı dışlıyorlar. Ama o dönemde ilaç kullanımı normal olduğu için zaten küçük bir kitle bu sporu yapıyor. Kendi aranlarında da herkes ilaç kullanıyor neredeyse. O yüzden birilerine laf atmıyorlar. Sen ilaç kullandın, sen düzenbazsın falan demiyorlar. İlaç kullanımı normal olduğu için bu adam da bundan kaynaklı çok tribe girmeden kullanmış olabilir. Dördüncü argüman dostlar. Eskiden fitness sektörü öyle çok para kazandığınız bir sektör değildi. Öyle büyük bir sektör değildi. Bundan kaynaklı para kaybedeceksiniz diye steroid kullanmadığınızı söylemenizin bir manası yok. Veya steroid kullandığınızı saklamanızın bir manası yok. Şu anda steroid kullanıyorsanız bile steroid kullandığınızı saklamanız, gizlemeniz sizin için mantıklı. Neden? Çünkü birçok reklam veren şirket kurulmaya başladı şu anda.
markalarda. Gerek supplement markaları olsun, gerek spor ürünleri markaları olsun çok fazla arttı ve para kazanma potansiyeliniz yükseldi. Siz ilaç kullandığınızı söylerseniz bu markalar etik olaydan kaynaklı sizi dışlayacaklar. Çünkü biliyorsunuz ki ilaç kullandığınızı söylediğiniz zaman izleyiciler sizi dışlayacaklar. Sizi dışladıkları için söylediğiniz, sunduğunuz ürünleri almayacaklar. Reklamını yaptığınız ürünleri almayacaklar. O yüzden bu markalar size reklam vermeyecekler. Siz de akıllı bir adamsanız steroid kullandığınızı gizlersiniz. Kullanmıyorum dersiniz. Mükemmel bir fizikle çıkarsınız. Bu markalar size reklam verir. Siz sunarsınız, satarsınız, paranızı kazanırsınız. Ama eski dönemde öyle bir şey yoktu. Çünkü böyle markalar yoktu. Bu sektörden para kazanmıyordunuz. Film sektöründen kazanıyordunuz bu parayı. Zaten film sektöründe de sizin ilaç kullandığınızı soran kimse olmuyordu. Bundan kaynaklı o zamanlar böyle çok para kazanma potansiyeli olmadığı için para kaybetme potansiyeliniz de yoktu. O yüzden ilaç kullandığınızı gizlemenizin bir manası yoktu veya ilaç kullanmamanızın bir manası yoktu. Rahattınız, o yüzden kullanma potansiyeliniz yükseliyordu. Beşinci argüman dostlar. Bu güzel bir argüman, net bir argüman. Yarışmadan sonraki dönemde formu düşüyor. Biraz zayıflıyor, böyle yağ oranı biraz yükseliyor, kas kütlesini kaybediyor. Neden oluyor bu? Yarışma sürecinde İlaç kullanmaya başlamıştır. Yarışmadan sonra ilacı bir süre bırakmıştır. Bundan kaynaklı kazandığı kas kütlesi biraz aşağıya inmiştir. Ve bir miktarda yağ oranı yükselmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Ama şunu da söyleyebilirsiniz. Profesör, tamam belki böyle bir şey olmuştur ama belki de şey olmuştur. Adam yarışma sürecinde full yarışmaya odaklanmıştır. Sadece iyi beslenmiştir, iyi antrenman yapmıştır, dinlenmiştir. Sadece buna odaklandığı için güzel bir fizik yapmıştır. Oysa ki film çekmeye başladığı zaman o kadar sık antrenman yapamayacak, o kadar iyi beslenemeyecek. Çünkü sürekli işte sette olacak, rolde olacak, oyunculukta olacak. Bunu söyleyebilirsiniz, güzel. Ama şöyle bir sıkıntı ortaya çıkacak. 28 yaşlarına geldiğimiz zaman, bu 3 tane filmden bahsetmiştim ya sizlere, en iyi formunun olduğu. Bu filmlerde en iyi formuna sahipti. Bu filmlerde de rolünü çekiyordu. Bu filmlerde de setteydi. Bu filmlerinde neden mükemmel görünüyor da 18 yaşından sonraki filmlerinde, bu yarışmadan sonraki birkaç filminde kötü görünüyor? Şunu söyleyebilir miyiz? 18 yaşında ilacı kullandı, bir süre bıraktı ve diğer rollerine geldiği zaman, 28-30'lu yaşlarındaki bu rollerine geldiği zaman, dövüş filmleri olduğu için, önemli filmler olduğu için tekrardan ilaç kullanmaya başlamış, bu formu kazanmış, böyle film çekmiş diyebilir miyiz? Demememiz için bir sebep var mı? Yok, bu da 5. argümandı. Neden ilaç kullandığını düşündüğümle ilgili 6. argüman ise, bu adam ilerleyen yaşlarında bir kadınla evleniyor. Bu evlendiği kadın vücut geliştirme kadın dünya şampiyonu. Siz dünya şampiyonluğuna gelecek kadar ileri seviyeye çıkmak istiyorsanız mecburen ilaç kullanacaksınız. Karısı bile ilaç kullanıyor. Profesör, karısı ilaç kullanıyorsa kendisine ne olmuş falan diyeceksiniz. Dostlar, şimdi biraz kafayı çalıştırın. Karısı ilaç kullanıyorsa, böyle bir şeyi kabul ediyorsa bu adam, kendisi de ilaç kullanmış demektir ileride. Üzüm üzüme baka baka kararı demişler dostlar. Veya neydi o? Tencere dibin kara, seninki benden kara. Şaban Reis'e selam olsun, Kemal Sunal'a. Yani sen bir şeysen ve ben seninle takılıyorsam büyük ihtimalle ben de o şeyim. Anladınız mı? Bu adam ilaç kullanan bir kadınla evleniyorsa büyük ihtimalle kendisi de ilaçlarla haşinleşir bir adam. Büyük ihtimalle kendisi de ilaç kullanmış bir adam. Yani burada 6 tane argüman sundum sizlere. Bu adamın neden ilaç kullandığını düşündüğümle ilgili. Son bir argüman da eklersem, söylediğim gibi 2,5 senelik bir süre içerisinde 20 kilogram kas kütlesi eklerken bir miktar da yağ oranınızı düşüremezsiniz. Özellikle genetik yapınızda ektomorf tip vücuda sahipseniz dostlar. Peki profesör, tamam gel şimdi bir de olma ihtimalinden bahsedin. Olmama ihtimalini açıkladım burada. Bir sürü argüman sundum bizlere. Olma ihtimaliyle ilgili argüman sunamaz mısın? Bir düşüneyim dostlar. Neler sunabilirim diye bir düşüneyim. Adam mükemmel bir genetiğe sahiptir. Böyle kısa sürede yapmış diyebiliriz doğal bir şekilde. Ki adam mükemmel bir genetiğe sahip değil. Biraz önce bahsettim zaten. Sıska bir adam, ektomorf tipi bir adam. Mükemmel bir genetik değil. Aşağı yukarı ektomorf bazında ortalama bir genetik. Başka ne sunabiliriz? Adam mükemmel disiplinlidir, mükemmel antrenman sistemi uygular, mükemmel beslenir. Başka da bir şey aklıma gelmiyor. Aklınıza doğal olduğunu iddia edebileceğimiz herhangi bir argüman varsa yorumlara yazın. Sadece bu iki argüman geliyor. Mükemmel beslenecek, mükemmel antrenman yapacak. Burada aşağı yukarı 7-8 tane neden ilaç kullandığını düşündüğümle ilgili argüman sundum. Burada ise neden doğal olduğunu düşünebileceğimiz 2 tane argüman sundum. Şimdi kendi yargı mekanizmanızı kullanın, kendi perspektifinizi kullanın. Sizce hangisi daha fazla ağır basıyor? İlaç kullandığı mı ağır basıyor, yoksa ilaç kullanmadığı mı ağır basıyor? Hangisinin ağır bastığını siz yorumlara yazın. Bana sorarsanız tabii ki ilaç kullandığı ağır basıyor. Bu adam kendisi böyle bir vücuda ulaşabilir miydi ilaç kullanmadan? Son olarak bu soruyu cevaplayayım.
Olabilir diye düşünüyorum dostlar. Ama uzun bir süre içerisinde. 2,5 sene gibi bir süre içerisinde değil. Mükemmel bir vücut geliştirme antrenman programı izleyecek. Güzel bir beslenme programı izleyecek. Bunu uzun bir süre yapacak. Aşağı yukarı 5 sene gibi bir süre yapacak. Büyük ihtimalle böyle bir fiziğe doğal bir şekilde de kendisi ulaşabilir. Fakat 2 sene gibi, 2,5 sene gibi bir süre içerisinde 20 kilogramlık bir kas kütlesi eklerken bir miktarda yağ oranı düşüyorsa bunun doğal olmadığını söylerim. Özellikle ektomorf tipi bu adamın sahip olduğu gibi bir genetiğe sahipseniz. Sanırım gerekli soruların hepsini cevapladım. Bu adamın kendisinin doğal olmadığını düşünüyorum. Ama eğer isteseydi, ilaç kullanmasaydı daha uzun bir süre içerisinde doğal bir şekilde kendisinin bu forma ulaşabileceğini düşünüyorum. Ortalama bir genetiğe sahipseniz siz uzun bir süre içerisinde söylediğim gibi mükemmel bir antrenman programı, mükemmel bir beslenme programı, uzun bir süre devamlılık şeklinde ilerlerseniz sizin de böyle bir vücut formuna ulaşabileceğinizi düşünüyorum dostlar. Aklınızda herhangi bir soru kaldıysa yorumlara yazın, hepsini cevaplayacağım. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İboFesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İboFesör'ü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın, ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.